Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamalarıyla 5 aydır cezaevinde bulunan Dilan Engin Polat hakkında soruşturma sürerken çiftin Banu Parlak'ın iş yerinin kurşunlanması olayının azmettiricisi oldukları belirlendi. İddianame tanıkların ifadelerinde kan donduran detayları ortaya çıkardı. Şimdi soruşturma ilişkin son bilgileri almak için CNN Türk muhabiri Merve Tokaz'a döneceğiz. Merve, sendeyiz. Evet Kaan, senin de ifade ettiğin gibi Dilan Polat ve Engin Polat hakkında zaten hali hazırda devam eden bir kara para aklama ve vergi kaçakçılığı soruşturması sürüyor. Bu soruşturma devam ederken Banu Parlak'ın iş yerine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin de Dilan ve Engin Polat çiftinin azmettirici olduğu iddiasıyla başlatılan bir diğer soruşturmanın iddianamesi tamamlandı. İddianame kapsamında Dilan Engin Polat ve baba Sezgin Polat hakkında birden fazla kişiye zarar verme, silahla tehdit suçlamasıyla 2 yıl 4 aydan 8 yıla kadar hapis sistemi söz konusu. Bu kapsamda iddianamenin hazırlandığını ve ilerleyen günlerde de Dilan Engin Polat ve Sezgin Polat'ın hakim karşısına çıkacaklarını ifade edelim. Özellikle soruşturma kapsamında tanıkların vermiş oldukları ifadeler oldukça dikkat çekici. Hakikaten kan donduran ifadeler var. O tanıklardan bir tanesi Halil İbrahim Kalkan, soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla ifade verdi. Peki ifadesinde ne söyledi? Hemen aktarmak istiyorum. 2017 yılında Sezgin Polat'a toplamda 500 bin lira bir borç verdiğini, ardından da bu parayı geri alamadığını söyledi ifadesinde Halil İbrahim Kalkan ve devamında da 2023 yılı başlarında Sezgin Polat bana oğlu Engin Polat ve gelini Dilan Polat'a ait güzellik merkezinin bir bayiliğini borca karşılık vereceğini ama bunun karşılığında benim Banu Parlak'a silahlı bir şekilde ateş edeceğimi, Banu Parlak'a vurmam gerektiğini ve bunu yaparsam eğer toplamda 2 trilyon değerindeki bayiliklerden bir tanesini karşılıksız hiçbir para vermeden alabileceğimi teklif etti Sezgin Polat bana dedi. Ancak kendisinin bu teklifi kabul etmediğini söyledi. Hemen ifadesinin devamında ben onların teklifini, bana verdikleri teklifi kabul etmeyince paramı istemeye devam ettim. Paramı hiçbir şekilde vermediler ve beni ayağımdan vurdurdular gibi bir ifade kullandım. Yine Banu Parlak'la tanışıklığının sosyal medya üzerinden olduğunu, kendisinin Sezgin Polat ve Engin Polat tarafından vurdurulmasının ardından Banu Parlak'ın kendisine ulaştığını ve geçmiş olsun dediğini, aralarındaki iletişimin bu şekilde başladığını, Banu Parlak'la ilgili hiçbir tanışıklığının olmadığını ifadesinde söyledi. Tabii buna ilişkin iddianamenin tamamlandığını söylemiştik. Hazırlanan iddianame kapsamında haklarından 2 yıldan 8 yıla kadar hapis talep edilen Dilan Engin Polat ve Sezgin Polat ailesi ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacaklar. Biz de soruşturmaya ilişkin tüm detayları aktarıyor olacağız diyelim ve sözü bir kez daha sana bırakalım Kaan.